Herkese merhaba dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine haftanın önemli videolarından bir tanesini yapacağız. Haftalık bazda fonların alıp sattığı şirketleri beraberce değerlendireceğiz. Bu şirketlere takas analizi aracılığıyla bakıyoruz. Ve buradan da bir sonraki adımda yapmaya çalıştıklarını keşfetmeye, trade'lerimizi aylık, haftalık olmak üzere trade'lerimizi buna göre şekillendirmeye, özellikle sattığı şirketler varsa, trendler neyse bunu algılamaya çalışıyoruz. O yüzden bu videolar çok önemli. Lütfen kağıdınızı, kaleminizi yanınıza alıp notlarınızı almayı unutmayın diye hatırlatıp bir de videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bakın beğeniler çok az, izlenmeler yüksek ama beğeniler az. O yüzden bunların önemli olduğunu tekrar hatırlatayım. Katıla bana destek olan takipçilerime de ayrıca teşekkür ederim. Eğer hazırsanız daha fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Şimdi yine Excel'imizi ben kendim hazırladım. Son bir haftada alınan satılan şirketleri oluşturan ve fona ait olan. Burada ilk dikkatimi Türkiye'ye çekiyor. Gördüğünüz gibi bir gayrimenkul şirketi. Yaklaşık 160 milyondan fazla bir alımı var. 1.9 milyon gibi bir lotta alım yapmış ve henüz şu an öyle büyük bir kar elde edememiş. Bu şirkete muhakkak bakalım istiyorum. Şu an teknik anlamda durumu ne durumda diye. Onun dışında Yapı Kredi Bankası var. Yapı Kredi biliyorsunuz yabancı satıyordu. Fonlar alıyordu ama fonlar karşılayamıyordu. Her hafta bakıyoruz biliyorsunuz. Lütfen videoları düzenli izlemeye ve notlarınızı almaya devam edin. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki şu an gerçekten fırsat dönemleri. Eğer bir yerden elinize para geçiyorsa ya da elinizdeki hisselerde değişim yapmak istiyorsanız, çünkü bazıları alınıyor, bazıları satıyor, bunu unutmayın. Bunun için güzel vakitlerdeyiz ve bu verileri dikkatli bir şekilde dinlemenizi, değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ve bu kanalda hap bilgiler vermeye çalışıyoruz. Size şunu alın, şunu satın bilgisi değil. Gerçekten böyle eğitim tadında ne yapmamız gerekiyor, neyi alıyorlar, neyi satıyorlar, ne durumda, bunları keşfetmeye başlıyoruz. O yüzden bana hisse söylediğin insanları artık cevap bile vermiyorum yorumlarda. Bunu da tekrar hatırlatmak isterim. Ben hisse söylemiyorum. Ben hisse söylemem. Çünkü ben analiz yaparım ve size analiz sonuçlarını sunarım. Buradan sonra bir hisseyi alıp satmak sizin tamamen kendi inisiyatifinizdir. O yüzden bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını da tekrar hatırlatmak istedim. Hemen devam edelim istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada Yapı Kredi Bankası'ndaki alımların yaklaşık 564 milyon TL civarında olduğunu görüyorum. Ciddi bir rakam. Gaz var. Halkgaz'la ilgili de şöyle bir bakıyorum. Orada da aynı şekilde 300 milyon TL'lik bir alım var. Şu hafif aşağı inersek Pegasus'ta alımlar fena değil ama çok yüksek değil. Aselsan, Şişe buralarda pozitifiz. Gübre fabrikalarını almaya başladılar. Bir süredir alıyorlar ama böyle üstü çizilmiş bir şirket olduğu için ben şu an hani direkt evet buna bakalım demek de istemiyorum açıkçası. Bazen bekletebiliyorlar. Yani alıp bir iki sene sonra bir işlem yapabiliyorlar. Koç Holding'de az da olsa bir alımı var. TSKB'de biraz daha büyük alımı var ama genellikle TSKB alımlarını çok da kale almıyoruz. Bunu da unutmayın. Türk Telekom da alımları fena değil. Arçelik de alımları fena değil. Şu hafif aşağı iniyorum. FZLG'ye, Yeni Halk Arzlar'dan burada da alımları fena değil. Biraz daha aşağı indiğimde, yani örnek veriyorum VBTYZ gibi şirketlerde, daha small cap olanlarda alımlar artık 20 milyon civarlarına düştüğü için onun Telegram küçük grupların oyunları olduğunu düşünerek çok da dikkate almak istemiyorum açıkçası. Bunu da unutmayın. Şimdi en çok satılanlara geçmek istiyorum sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi İş Bankası'na, ilk CTR'den ciddi bir çıkış var. Yani yüzdesel anlamda da çok büyük, montan anlamında da çok büyük, zarar anlamında da, zararlı da olsa çıkıyorlar. Bakın Halkbank'tan da çıkmış, Bimaş'tan da çıkmış. Enkai'de satışlar var. Şimdi Enkai'de son bir dönem güzel yükseldi biliyorsunuz ama orada da bir kar satışları başladı diye ben aslında size bahsediyordum. Burada nitekim görüyoruz. Kardemir'de, Ereğli'de, Efes'te, Petkim'de, bunun gibi büyük şirketlerde büyük büyük satışlar da var. Bunu da göz ardı etmeyin diye hatırlatmak istiyorum. İsterseniz hemen grafik tarafına geçip birkaç tane hisseye bakalım. Ben Ahgaz'ı açmışım. Şöyle haftalık tarafa gelelim. Ahgaz'da.
Gördüğünüz gibi Ahgaz'da şöyle birkaç tane paralel kanalım var benim. Ustalık'taki paralel kanalımı şöyle bir göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi bu kanalın altına hafif sarkmalı bir şekilde yükselen bir şekilde devam ediyor ve burada haftalıkta bir satış sinyali gelmiş. Bu satış alış sinyalleri ve diğer teknik analizde nelere dikkat ettiğimle ilgili bir çalışma hazırlıyorum. Onun çalışmaları devam ettiği için şu an paylaşamıyorum ama nereden baktığımı soruyorsanız Nadaraya'dan bakıyorum. Tekrar söylemiş olun. Çünkü her videoda her şeyi aynı şekilde tekrar tekrar söylediğim zaman artık beni izleyenler, takip edenler de bundan mutsuz ve rahatsız oluyor. Ama her seferinde de yeni izleyici geliyor. Bunun detayını tutturamadığım için artık bir teknik analiz video serisi oluşturacağım. En azından kendi baktığım teknik analiz yöntemlerine. Şimdi burada dikkat edecek olursanız günlük tarafa geçtim. Günlük tarafta da şimdi satış bölgesi gelmiş. Satıştan da hafif satışlar var. O yüzden burada yapılan alımları değerlendirirken bu alımların aslında satışı güçlendirmek için yapılan alımlar olup olamayacağı konusunda da endişelerim var. Çünkü gördüğünüz gibi şu an satış bölgesindeyiz. Sat veriyor. Hatta şöyle pivotları da açıp bakalım. Gördüğünüz gibi 3 aylıkta 3. direnç bölgesinden red yemişiz ve 2. direnç bölgesine doğru gidiyoruz. Aşağıya doğru aylık pivot ayrıca buradaki kanalın alt bandı oluyor. Oralara doğru gidiyor gibi duruyor. RSI'de da aşırı alım bölgesinde biraz geri çekilmiş fark ettiyseniz. Ben açıkçası Ahgaz'la ilgili çok bir işlem yapmayı tercih etmezdim diye yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir düşüncemi söyleyeyim. Şimdi isterseniz bir diğer Turge'ye gidelim. Gayrimenkullerden kim kaldı? Evet, gördüğünüz gibi Turge'ye gene giden gayrimenkuller. Bana işte geçen bir yayında soruldu. Söylediğiniz şirketlerin gitmediği oluyor mu diye. Ben de şu son dönemde en azından son 1-2 ay içerisinde burada yaptığımız analizlerde gayrimenkul tarafını biraz toplandığını ve biraz da olsa gidebileceğini ya da bir sonraki yükseliş için toplanmış olabileceğini konuşmuştuk. Zaten sonrasında son birkaç haftadır eğer sektör analizi yaptığım videolarımı izliyorsanız pazar günü paylaştım. Onlar da beraberce bakıyoruz ve tek giden neredeyse nadir giden sektörün gayrimenkul tarafı olduğunu görüyoruz. Çünkü oralarda belli maliyetlenmeler, belli alımları gerçekleşmiş. Hani 100 milyon alıyorlar, 150 milyon alıyorlar. Bunları tek tek tespit ediyoruz. Ve zaten sonrasında da son 1-2 haftada da gayrimenkul sektörünün güzel gittiğini görüyoruz. Ha, bu şu değildir ki buradan sonra gidecek mi, gitmeyecek mi? O yüzden zaten teknik analiz tarafına bakıyoruz. Beraberce inceliyoruz ve notlarımızı almaya devam ediyoruz yani. Bir tur daha götürecekler mi? Aslında detayına bakıyoruz. Lütfen bunun için aylık, 3 aylık yaptığım takas analizlerini de muhakkak izleyin. Her yeni ay başında bir önceki ay ait aylık takas analizi yapıyoruz. Bu haftalıklarda trendleri görmeye çalışıyoruz. Ayrıca 3 ayda bir de tekrar bir takas analizi yapıp ellerinde hangileri tutmaya devam ettiklerine de bakıyoruz. Lütfen bunları unutmayın. Şimdi bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra Surge'ye de gördüğünüz gibi bir satış tarafı gelmiş gibi gözüküyor. Yani burada bir kar realizesi olacak gibi gözüküyor. Zaten RSI'da da şişmiş bölgedeyiz. Bakın günlük tarafa geçiyorum. Günlükte de bakın burada bir satış emaresi gelmiş. Burada kademeli olarak indiriyorlar gibi. Hani böyle bir yükseliş yapıyor ama bir tur daha indiriyor gibi duruyor. Yani buradan bir tane daha gelebilir belki. Günlükte şöyle bir hafif düşüş yapay kanalı oluşabilir. Şöyle göstereyim hemen. Oluşmuş demiyorum, oluşabilir diyorum bakın gördüğünüz gibi. Hani bu şekilde devam ettire de götür edebilirler. Çünkü şu an bir miktarda almış görünüyorlar. Şimdi ben buradan bir işlem yapılır mı derseniz ben bu şirkete gitmiş olduğu için elimi çok sürmek istemezdim. Biraz heyecan arayanlar için uygun olabilir diye düşünüyorum. İsterseniz bir de Arçelik'e bakalım. Arçelik görece diğerlerine göre daha büyük biliyorsunuz. BIST 100'ün içindeki şirketlerden bir tanesi. Onda da bir alım var fark ettiğimiz üzere ve ciddi bir düşüş olmuş. Gördüğünüz gibi yine bakın zamanlı bir çalışmasını yapmışız. Burada bir talep alanı bölgesi var. Talep alanı bölgelerine yaklaşınca ve kanalına da riayet ederek buralarda alımlar gerçekleşmiş. Bakın haftalıkta bakıyoruz. Ağustos'ta bir alım olmuş. Bir de Eylül 30 haftasında bir alım olmuş. Şimdi gördüğünüz gibi bir yatayda
debeleniyoruz diyebilirim. Oradan sonra tekrar bir yükseliş sinyalleri gelecektir. Ama bakın burada şurada unutmayın haftalıkta 163'lerde büyük bir direnç bölgesi var. Burayı aşması çok kolay olmayabilir. Günlük taraftaki durumuna bakalım beraberce. Günlük tarafta da pardon şöyle fazla çizgileri silelim. Günlük tarafta baktığımda da aynı şekilde kararsız bir arçelik görüyorum. Gitgeller yapan şu aralıkta gezinen bir arçelik aşağıya da düşebilir, yukarı da çıkarabilirler. Ama bir yandan haftalık da almaya devam etmişken. Ama günlük tarafta öyle büyük bir alım yok. Bakın satış geldikten sonra günlük tarafta ciddi bir geri çekilme olmuş. Şu anda direkt alım sinyali gelmiş. Yani ben bu şirketi listeme koyup burada günlükte oluşacak alım sinyallerinin takibini yapabilirim. Ayrıca takasla da desteklediğim takdirde, baktığımız takdirde alımları görerek bir pozisyonlanma alınabilir. Ben alabilirim yani yatırım tavsiyesi değil. Şey bakalım istiyorum. FZG G FZLG'ye. Aynen. Huzur Gayrimenkul. Ah. Çok zor isimleri var. Şimdi yeni halka arz olduğu için bir trend kanalı vesaire bir şey yok gördüğünüz gibi. Alımlar güçlü olduğu için buna bakıyoruz. Şu an kendi oluşturduğu bir indikatör kanalında yukarısına doğru yaklaşmış gibi durun. Şöyle günlük tarafa da bakalım. Günlük tarafta nasılız? Günlük tarafa baktığında da yine bakın zikzaklı bir şekilde bu sefer sayda başını aşağı vermiş. Aşırı alım bölgelerine aşağıya doğru inmeye başlamış bir fuzur gayrimenkul görüyorum. Pivotlara baktığımda gerçi bunları çok riayet ettiklerini de düşünmüyorum ama birinci direnç bölgesinden red yemiş gibi görünüyor. Yani burada 15-42'lere belki indirebilirler. Ama dediğim gibi bu şöyle bir haftalık tekrar bakalım. Yeni bir yükseliş için hazırlanıyor mu, hazırlanmıyor mu derken bizim ilk kriterimiz genel olarak ne kadar yükseldiğine bir bakıyoruz. Halka arzından itibaren gördüğünüz gibi bir %200'lük yükselme var. Sonrasında ne kadar geri çekildiğine de bakıyoruz beraberce. Şimdi en üst tepesinden şu en alt geldiği noktalara bakacak olursak %62'lik. Yani burada mal değiş tokuşu yapılmış olabilir. %62 çok yüksek bir düşüş. Bunu detaylıca bakmak gerekir diye düşünüyorum ama burada yine ben açıkçası ben dibinden ne kadar yükselmiş ona da bir bakalım. Hani bir potansiyel olur mu diye. Bakın %62'lik tekrar yükselmiş. Yani gerçekten biraz temkinli olması gereken bir şirket diye de düşünüyorum. Benim bu haftalık analizim bu kadardı. Lütfen yarınki videoyu da izlemeyi unutmayın. O da haftalık bazda yabancı alıp sattığı şirketler. Çünkü orada belki çok hoşunuza gitmeyecek haberler veriyor olacağım. Lütfen onu da izlemeyi unutmayın. O yüzden bildirimleri de açın. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Bugünlerde geçecek unutmayın. Bugünlerde sağlam kalan, analiz yapmaya, not almaya, takip etmeye devam edenler yarınlar, yarınları kazananlar olacak. Ben buna inanıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.